Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber konu testi kısmını çözeceğiz arkadaşlar. Açıları böylece bitirmiş olacağız. Bir de ÖSYS soruları da var arkadaşlar. Orada da bir 12 sorumuz, pardon, 16 sorumuz var. Daha sonrasında da açık kenar bantlarına yani ikinci bölüme giriş yapacağız arkadaşlar. Bugün toplam 8 tane konu testi sorumuz, 8 soruluk 8 tane soruyu beraber çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Beğen tuşunu ne kadar çok basarsanız, ne kadar çok beğeni gelirse videolarımız da o derece ön plana çıkmaya başlar arkadaşlar. Evet, lafı daha fazla uzatmadan geçelim birinci soruya. Şimdi birinci soruda D1'in D2'ye paralel olduğunu belirtmişler. ABC açısının 70, D, A, 50 olduğunu vermiş. Verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi ben bu D1 doğrusunu biraz şöyle sol tarafa doğru uzatırsam. Şuraya kadar uzatsak bile yeterli. Şimdi bunlar paralel olduğu için buraya 70 derece ise aynı şekilde buraya da 70 derece düşmelidir. İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olacağı için 120 derecedir. Yani x de buradan 120 derece çıkacaktır. Veya topladık 120. Buraya 60 kalır. 180'e tamamlayınca. E bir daha 180'den çıkartırsak yine 120 derece kalmış olur. Birinci soruyu böylece D seçeneği bulduk arkadaşlar. Devam ettik. Bu testte bu arada yeni nesil sorular var. Gayet de güzel sorular var arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bir bakalım. Öğrencilerinin açıları daha iyi anlamaları için eğlenceli bir sınıf içi etkinliği yapmak isteyen Ayşe öğretmen her öğrencinin kendi adını Defterin açıları kullanarak yazmasını istiyor. D1, burada D2, D3. D1 ile D2 paralel. D3 ile de D4. 5. ile de altıncı birbirine paralelmiş. Olduğuna göre X, Y, Z, T dördünün toplamı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bakın buradan kolaydan başlayalım. Burada 40 derece ise burada 90, 130. 180'e tamamlamak için buraya 50 derece kalır. T'yi buldum. Burada bir Z kuralı var. Sonuçta bunların ikisi de paralel olduğu için 65 derecedir. Hemen şöyle not edelim. T 50. Z Z'ye kaç dedik? 65. O da tamam. Y buradaki bir kalem ucu kuralından üçünün toplamı 360 derece olmalıdır. 150, 110 daha 260. Burası 260 ise geriye Y'ye de 100 derece kalacak arkadaşlar. Y eşittir 100 derece. Bu da tamam. Ve son olarak X kaldı. Şimdi bakın burada ben şu 120'ye tam köşesinden geçen bir paralel çizmek istiyorum. Burası 100 derece ise yukarıya da 80 derece kalır. 120'nin 80'i buradaysa 40 derece de yukarıya kalacaktır. E Şimdi bu 40 derecesi sağ tarafındaki açıda 140 derece olmalıdır. 180'e tamamlıyorum. Yine kalem ucu kuralını kullanırsak bu üçünün toplamı 360 derece. 140 ile 70'i topladığımda 210 artı x eşittir 360. 210'u karşı attığımızda x de buradan 150 derece gelecektir. X'i de bulduk böylece 150. Şimdi hepsini toplamamız isten, istenmiş soruda. Topladım 5. Elde bir şeyimiz yok. 11, 6, 5, 11. 5 de buradan 16. Elde var 1. 1, 1 de buradan 2. 1 de elde 3. Cevap 365 gelecektir. İkinci sorunun cevabı da böylece Edirne çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz klasik bir soru. Soruya bir bakalım. A, B, A, D, C. Üçü paralel, pardon, eşit. Özür dilerim. Eşitler. E şimdi buradaki üçü zaten belirtilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Bak ikiz kenarlıktan C açısına da 37'yi hemen yapıştırıyorum. 37, 37. Etti mi? 74 o da kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Veya burayı bulursun 106. Geriye zaten yine 74 kalacak. E burada da bir ikiz kenarlık var. Bu iki kenar birbirine eşit olduğu için. Buraya da 74 diyeceğiz. 74'leri toplarsam 148 gelir. 180'den de çıkarttık mı zaten ikisi bulacağız arkadaşlar. Çıkartıyorum geriye 32 derece kalacaktır. Yani 3. sorunun cevabı da Edirne olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Bak birçok kişi bu soruda takılabilir ama muhtemelen yapmışsınızdır. Belki ufak bir noktada takılmış olabilirsin. Şimdi ne diyor soruda? A noktasından B noktasına aracıyla gitmek isteyen Meri için navigasyon görüntüsü aşağıda verilmiştir. Tüm caddeler doğrusal olup A, B, C, D, E, F, G şeklinde isimlendirilmiştir. Tamam bu yukarısı şekli anlatıyor bize. B ve D caddeleri bak şurada. F ve G caddeleri birbirleriyle dik kesişmekte. Zaten 90 dereceyi burada ve burada göstermişler. Yollar arasında verilen açılar, açılara göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın buradaki açı 40 derece. Buradaki açı 40 derece. Şuradaki açı ise 110 ise burası buraya da 70 derece kalır. Burası 70 derece. Dışarıyı yazdım. Ok çıkarttım. Yani şuradaki üçgende yukarısı 40, Aşağısı şurası. Sol alt taraf 70. 40-70 daha 110. E geriye de zaten yine şuraya 70 derece kalacak. Buraya 70 ise burası da 70 derecedir. Burayı anlayabildik mi? Devam ediyorum. Burası zaten dik olduğu için 90. Burası 155 ise burası da 155 derecedir. Şu açının geniş açının tamamı. E şimdi benim burayı bulmam lazım. Öyle da X diyelim. 70-90-155 70-90- 155. Toplayıp bunların toplamında 360 dereceden çıkartacağız. Çünkü burada bir dörtgen var. Değil mi? Bu dörtgen yani dördünün iç açılarının toplamı 360. Bura 5, 16, 21 elde var bir 315. Geriye kaç kaldı 360'a tamamlarsan? 45 derece. E şimdi bak bura 45 derece ise bunlar ters açılar olduğu için burada 45 derecedir. Burası dik olduğu için burada diktir. 90 ise şu ikisinin toplamı yani alfa ile 45'in toplamı 90 olacaksa 45 artı alfa 90 ise alfa da buradan zaten 45 derece gelecektir arkadaşlar. Bu sorunun farklı bir çözüm yöntemi olabilir. Ama ben çok uzatmak istemediğim için farklı bir çözüm yöntemi yapmayacağım şu an. İsteyenler başka yöntemlerini çözebilir. Doğru çıkacaksa herhangi bir problem yoktur. Evet 5. soruda yine klasik bir soru. AEC ve BE de doğrusal. Yani şu AEC şu çizgiyle bu çizgi doğrusal. 30, 100 yazılı zaten üzerinde. AB, BC ve CD. Üçü birbirine eşit. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi bak buradaki kenar ile buradaki kenar eşit olduğu için burası 30 derece ise aynı şekilde buraya da 30 derece diyebiliriz. 30, 30 da 60. 100 de buradan 160. Buraya da 20 kaldı arkadaşlar. Üçgeni tamamladım. E şimdi bu sefer BC kenarıyla CD kenarı eşit orayı kullanalım. E buraya 20 yazdıysak aynı şekilde buraya da 20 dereceyi yazabiliriz. 20, 20, 40, 30 da buradan 70. E buradaki X'e de zaten 180'e tamamladığında 110 derece düşecektir. Doğru cevap C seçeneğidir. Altıncı soru. Yeni nesil bir soru. Bir kırtasiyede hediye kutularının bulunduğu rafın karşıdan görünümü veriliyor. Kutuların karşıdan görünümleri dikdörtgenlerle sembolize edilmiştir. Tamam. En solda gösterilen kutu ile rafın yan yüksekliği arasındaki açık 40 derecedir. Şurası 40 derece diyor. Kutuların A, B ve C'D ile gösterilen kenarlarını taşıyan doğrular 100 derecelik açı kesişmektedir. Tamam. Şimdi A, B ve C'nin uzantıları 100 derece olacak. Buna göre x ile gösterilen açının ölçüsü nedir diye sormuş. Kaç derecedir diye sormuş. Şimdi A, biraz uzatırsam. Şöyle çok fazla uzatmayalım. C, de uzatırsak şöyle. Evet. Bunların kesiştiği açı 100 dereceymiş. Yani burası 100 dereceymiş arkadaşlar. Peki bak bu bir dikdörtgen olduğu için burası 90 derece ya. 90, 40 daha 130 geriye buraya 50 derece kalacak. Hem fikir miyiz? Tamam. Burası da 90 derece. Burada 90 derece. E bura x ise 90 ya bura. Şimdi buradaki açıyla buradaki açıyla x'in toplamı 90. O zaman burada 90 eksi x kalacaktır. 90 eksi x. Anlaşıldı mı? Bak oraya ne yazdım? 90 eksi x yazdım. Nereye? Şuraya. 90 x 90 eksi x toplayınca 180'i veriyor. Şimdi bak iyi izle burayı. Burada bir Zigzag kuralı var. Zaten bu duvarla bu duvar birbirine paralel. Şu kırmızılarla takip ettiğinde burada bir zigzag kuralı var. Şimdi aşağı bakanların ölçüleri toplamıyla yukarı bakanların ölçüleri toplamı birbirine eşittir. 50, 100 ve 90-x aşağı bakıyor. Buradaki dik açılarda zaten yukarıya bakanlar olduğu için başka da yok. Şimdi 50 yazalım bunları bir tane tane. 100 artı 90-x. Başka var mıydı? Unuttuğumuz bir açı yok. Tamam. E 90 ile 90 zaten toplarsan 180 yapacak. Şurayı toplarsak 150, 90 da 240 eksi x eşittir 180 ise 240'tan 180'i çıkarttın mı cevap 60 derece gelecektir. Böylece 6. sorunun cevabı da Edirne oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Şimdi soruda ne vermiş? Bakalım hemen. ABC üçgen tamam. AB ile BE'nin eşit olduğunu. Şimdi AB bak burası. BE de burası. Yani nereye kadar olduğu önemli. Bunlar çift çizgi olsun. Şeklin üzerine yazmıyorum. Dışarıdan böyle çizgilerle. Şimdi 72 derece ise bu açının tamamında 72 olması için buraya kaç kalır? 72'nin 30'u buradaysa geriye 42 derece kalacak. Şimdi AC ile de DC. Hemen renk değişikliği yapalım. AC ile Buna da tek çizgi ya da 3 çizgi koyalım. DC ya da CD aynı şey. Bunların ikisi birbirine eşit. E 42 artı x ise burası da aynı şekilde 42 artı x olmalı ikiz kenar üçgen kuralından. Şimdi şu ortadaki A, D, E üçgeninde hepsinin toplamı 180 olacak. 42 artı 42 artı x Artı bir de 72 vardı orada en sağda altta. Eşittir toplamı 180. 42, 42 daha 84. 72 ile topladığımızda 156. 156 ile neyi toplarsam 180 yapar. At bunu karşıya çıkart. Geriye 24 kalacaktır. Yani x de buradan 24 derece olacaktır. Doğru cevap Bursa'dır. Devam ediyoruz. Ve son sorumuz. Halis usta bir duvara yapacağı süsleme için birbirine eş, ikiz kenar üçgen biçiminde üç fayans hazırlıyor. Üç tane fayans. Yani bunların ikisi birbirine eşit açılar gibi görünüyor. Şekile baktığımızda bunları zaten rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu altı açının altısı da birbirine eşit. Ardından bu fayanslarla. Şekildeki gibi biçiminde bir süsleme hazırlıyor. Yani bak buradaki tepe açıları. Yani ben bu tepe açılarını A dersem. Burası da A. Aynı şekilde burası da A derece olacaktır. E burada A, burada A, burada A. Hepsi üçü birbirine eşit. Tabi burayı şu an için bilmiyoruz. Biçimde süsleme hazırlıyor dedik. Şekilde verilen açıya göre üçgen fayanslardan birinin eş olmayan açısı kaç derecedir? Şimdi biz bunlara da B diyelim arkadaşlar. B, B. Yani biz aslında ne yapmış oluyoruz burada? Şu kenarın bu kenara, buradakinin buradakine, e bunun da buna eşit olduğunu söylemiş oluyoruz. O zaman bak bu kenar ile bu kenar eşit değil mi? E zaten bununla da bu eşit. E bununla da bu eşit. Doğal olarak buradaki kenarlar birbirine eşit olmuş oluyor. Şöyle bakın bu kenar ile bu kenar birbirine eşit oldu. O zaman ikiz kenar üçgen meydana geldi. Burası da aynı şekilde 78 derecedir. 78, 78 daha 156. 180'den çıkart geriye 24 derece kalacak. Bak burası 24 derece. şimdi bak 3A'ya ne kaldı? 360'dan 24'ü çık. Hepsinin toplamı bu arada yanlış yazdım. Hepsinin toplamı 360 ya. 360'ın 24'ünü çıkartırsan geriye 336 kalır. E 3A'nın toplamı 336 ise bunu da 3'e bölüp A'yı buluruz. Bir kere var. Ya, cevap ne geliyor? İşlemleri hızlı yaptığımızda 112 gelecek arkadaşlar. Değil mi? 0 6 aynen 3 6'da 3 2 kere var. Evet evet. Ya yani işte işlem yapınca ben biraz zorlaşıyor, zorlaşıyor bende. O yüzden bu A dediğimiz 112'dir. Zaten eşit olmayan açıya da A demiştik. Eş olmayan açısının ölçüsü de 112 derece olacaktır. Doğru cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar böylece bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki ÖSYM sorularının ÖSYS daha doğrusu yani 2012'den çıkmış başlayan soruların tamamını sizlerle beraber tekrardan çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.